Olmayan, dolarla maaş almayan kuklagiller haber hoş geldiniz. Bir kere daha biz Aylan Süren'in başına geldik. Sevgili seyirciler, şu aralar memlekette ne korona, ne artan araba fiyatları, ne de altın fiyatları. Memlekette var tek konu, o da Murat Dalkılıç'ın artan boyu. Evet, popçu Murat Dalkılıç'ın boyu ülkenin gündemine oturdu. Boyu her geçen gün de artıyor. Hatta şu aralar doları ve altını da geçmiş durumda. Peki Murat Dalkılıç'ın boyu nereye gidiyor? Daha ne kadar artacak? Bu artışın ardında hangi gizli ve derin güçler var? Bu artış yoksa ülkemize kurulan bir tuzak mı? Tuzaksa kim kurdu? Tuzak değilse kim tuzak kurmadı? İşte tüm bu soruların cevabını alacağız ve magazin muhabirim gün görmemiş şu anda canlı yayında karşımda. Faruk Kalantiyar, öncelikle çok ama çok önemli bir haber kaynağından aldığım bilgiyi hemen aktarayım. Tamam, aktar. Benim adımı gün görmemiş değil, gün görmemiş. Ya yani biri sana gün görmemiş dese hoşuna gider mi? Bakayım gider mi? Baktım gitmez Faruk Kalantiyar. Ya kardeşim, bıktım senin bu isminin tuhaflığından ya. Ha gün görmemiş, ha gün görmemiş. Sen de taktın ya. İsmin tuhaf kardeşim, ne yapayım Allah Allah. Bırak şimdi bunları. Sen habere gel. Nedir kuzum bu Murat Dalkılıç olayı? Neler oluyor? Nasıl bir şey? Yani çok saçma bir şey bu. Faruk Kalender, öncelikle şunu söyleyeyim ki çok ama çok güvenilir kaynaklardan aldığım habere göre Murat Dalkılıç'ın sevgilisi Hande Erçel'in boyu Murat Dalkılıç'ın boyundan uzundu ya. Hande ateizm, Hande kim, ne? Evet öyleydi. İşte Hande'nin boyunun Murat Dalkılıç'ın boyundan uzun olmasının, ortaya çıkmasının ardından... Resimlerini getirelim arkadaşlar, bakayım öyle mi? Hakikaten öyle ya. Murat Dalkılıç'ın boyu önce sosyal medyada artmaya başladı. Bu artışın sonunda piyasalara inanılmaz hızlı bir giriş yaparak son zamanların en çok kazandıran yatırım haline geldi. Döviz brolarına çok yakın bir kaynağım. Ne altın, ne döviz, ne de borsa. Paranızı Murat Dalkılıç'ın boyuna yatırın aklınız varsa. Dedi. Yok demedi. Ama yatırmayın. Dedi. Da demedi. Yatırmayın da mı demedi? Yani ne yatırmayın ne de yatırın dedi ve şunu ekledi. Yatırın yanında yatmayın, çarpılırsınız dedi. Ya ne yatırı ne yatması? Murat Dalkılıç'tan ne ara yatıra geldik biz ya? Faruk Kalender, şunu net olarak bir daha altını çizmekte fayda var. Az önce borsaya çok ama çok yakın bir kaynağına görüştüm. Aynen şunu dedi. Borsada dedi, bugün dedi, Murat Dalkılıç'ın boyu günü 8 puan artışla kapattı dedi ve ekledi. Borsa olalım, böyle bir artış görmedi dedi Faruk Kalender. Bakayım gördü mü? Baktım görmedi Faruk Kalender. Peki yani bir anlamda adamın boyu döviz gibi işlem yapmaya başladı diyebilir miyiz? Evet aynen öyle. Zira şu saatlerde Murat Dalkılıç'ın boyu serbest piyasada 1.78'den, Tahtekale'de 1.74'ten, Mahmutpaşa'da 1.97'den işlem görüyor Faruk Kalender. Bakayım görüyor mu? Evet, baktım görüyor Faruk Kalender. Arkadaş, neymiş bu Murat Dalkılıç'ın boyu ya? Sence ne oldu da bu Murat Dalkılıç'ın boyu bu kadar arttı? Ya birileri ekonomiyi bozmak için arttırıyor olabilir mi? Birileri ülkeye dizayn mı vermek istiyor mu olabilir mi? Olabilir değil, kesinlikle bu Faruk Kalender. Bu artışın, bu spekülasyonun nedeni tabii ki... Dış güçler. Değil. İç güçler? O da değil. Satanistler? Hayır değil. Ya kardeşim, o değil bu değil. Kim o zaman? Söylesene, ne beni konuşturuyorsun? Ağzından kerpetenle laf alıyoruz ya.
Faruk Kalender, bu artışın nedeni tek kelimeyle sıkı durun, popçu lobisi. Popçu lobisi mi? Demek doğru olmaz. Lobi de mi değil yani? Değil demek de yanlış olur. Yanlış mı? Yine başladık. Allah'ım ya Rabbim. Yani evet ama değil, değil ama evet. Ancak şunu net olarak söyleyebiliriz ki Faruk Kalender, bu olayın ardında kesinlikle bizi çekemeyen Amerika var. Amerika var. Ha işte böyle net ol. Demek erken olur. Amerika'da mı yok? Demek de geç olur. O zaman başka ülke var. Demekse saflık olur. Ya Allah'ım, o yok bu yok, o desek saflık, bu desek saçmalık olur. Kim var kardeşim bunun arkasında, çığırtmadım ya. Faruk Kalender, Murat Dalkılıç'ın boyunun sürekli artmasını Sayın Ekonomiden Sorumlu Bakanımıza sordum. Sayın Bakanım dedim, evet. Murat Dalkılıç'ın boyunun sürekli artmasından endişeleniyorum dedim. Sayın Bakan da aynen şunu dedi. Maaşını Murat Dalkılıç'ın boyuna mı alıyorsun dedi. Doğru demiş. Ve ekledi. Ne ekledi? Merkez Bankamızda yeterince Murat Dalkılıç boyu var. Rezervlerimiz dolu dedi. Rahat olun dedi. Bizi yıldıramazlar dedi. Peki muhalefet ne diyor bu duruma? Muhalefetin bir çözümü var mı, önerisi? Faruk Kalender, muhalefete çok ama çok yakın bir kaynağımla az önce görüştüm. Muhalefet kaynağım aynen şunu dedi. Hükümet dedi, Merkez Bankası vasıtasıyla dedi. Karşılıksız Murat Dalkılıç boyu basıyor, piyasaya arz ediyor dedi. Bu böyle gitmez dedi ve ekledi. Adeta bir maskeli balı yaşıyoruz ve bizler de o maskeli balının sahte yüzleriyiz dedi. Bakıyorum, sahte mi yüzleriyiz? Evet, baktım, sahte yüzleriyiz Faruk Kalender. Evet sevgili seyirciler, Murat Dalkılıç'ın saçma sapan artan boyunun saçma sapan haberini saçma sapan yapan saçma sapan muhabirim gün görmemiş de ekranlara getirdik. Zaten Amerikalıların meşhur bir sözü var, ne derler bilirsiniz. I can do you do, erkenden uyudu. Yani Türkçesi... Evet, Türkçesi şu anda aklıma gelmiyor. Neyse, teşekkürler Türkiye. Her nerede bizi izlemiyor, abone oluyor, olmuyor, like atıyor ya da atmıyorsan. Bu arada Patreon'dayız, yani Patreon'dayız, öyle bir şey var. Oraya üye olup bağış yapabilir, para kazanmamıza ve bu paralarla daha kaliteli yayınlar yapmamıza neden olabilirsiniz. Paranız varsa 3-5 kuruş yatırın, ne olacak yani diyoruz, bekliyoruz. Bu kanalın kıymetini bilin çünkü bu alanda tekiz. Tek milli ve yerli kukla haber kanalıyız. Tekiz, bir taneyiz, biriciyiz, mükemmeliz, olağanüstüyüz, harikayız. Daha ne diyelim, görüşmek üzere.